Mardin değil mi? Tekrardan Mardin'e döndü. Normalde İtalya'ya gitmişti ama koronavirüs patladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra da bir daha tekrardan İtalya'ya dönmedi. Online olarak hatta mezun oldu. Bak mezuniyetine kadar ilerledim. Gidiyorum ya, çok seviyorum ya, gerçekten hayranıyım yani, yalan değil, hayranıyım, hakikaten hayranıyım. O vesileyle de Monsieur Ta'yı tanımıştım. Şimdi mesela bu ajandayı çıkar ya, ben aşırı mutlu oldum sebepsiz. Şey gibi geliyor mesela, hani biz kimseye hayran olamayız, hani biz kimseyi seviyoruz, ben gerçekten hayranım yani, hakikaten öyleyim. Hayranımsın. Bir şey söyleyeceğim Hakkı. Sen bu nickle Ecmeli chatinde takılsana gidip. Ne olur lütfen. Lütfen. İçindeki hayaletler falan parlıyor mu? Dur Potter bakayım. ajandasını inceleyeceğiz. Ajandaya geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben 12-13 yaşındayken Harry Potter filmleri yeni çıkıyordu. Ve ben de ilk günden koşarak gidiyordum ilk seansa. Sonra bir sonraki seansa. Hala biletlerimi saklıyorum mesela. Sonra hemen gidip Ayın Dergisi'ne bakıyordum. Aşırı Harry Potter tatlı posteri var mı ya. diye alıyordum hemen. Çıkartma albümleri alıyordum. Harçlığımın yarısından fazlasını çıkartmalara veriyordum. Ama asla Bir tamam. şey söyleyeceğim. Bir dakika. Önce bakmam lazım. Bunun altında şey var mı ki? Buldum, buldum, buldum. Siz seviyor musunuz böyle şeyleri? İçinizde seven var mı? Tamam. Size alayım mı, ister misiniz? Ya böyle fazla fazla belki alamayabiliriz. Ama alayım mı size de 2-3 tane? İster misiniz öyle bir şey? Yo, ciddiyim bu arada, kendisiyle vallahi de billahi de konuşmadım. Ben tamamen kendim şahsi olarak söylüyorum. Tamam, o zaman, çünkü ben kendime sipariş edeceğim, size de alırım. Size de çekiliş yaparız, olur mu? Tamam. Geldiği gibi çekilişini yaparım, ben kargolarım. Ya da olmadı şöyle yaparız. Siz bana adresinizi verirsiniz, ben size kargolarım. Olur mu? Yani adreste direkt sizin adresinizi yazarım. Ödemeyi ben yaparım ama. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Anlayamıyordum. Bazı çıkartmalar hiç çıkmaz İsteyenler çünkü. katılır, Ben katılır küçük bir işte. çocukken Harry Potter seviyordum ve hala Harry Potter seviyorum. Bana ileride ne yapmak istiyorsun diye sorsalar eskiden Harry Potter'a dair bir şey yapmak isterdim. Harry Potter Ya. dünyasına ait bir şey yapmak isterdim. Ve şu an elimde tutuyorum Harry Potter ajandasını. Lisanslı bir Harry Potter Ay, ajandasını ağladı mı? yanımda ve Kıyamam. arkasında Kesin Wizarding World logosu var. ağlamıştır. Bunun benim için ne kadar Çok büyük bir şey duygulanıyor böyle olduğunu şeylere. anlatmam. Bir şey söyleyeyim mi? 100 bin abone plaketi videosu muydu o? O ağladı, ben ağladım. O ağladı, ben ağladım. O durum. Ciddi söylüyorum. Ben çok kötü olurum öyle şeylere. Mümkün değil. Mümkün değil. Harry Potter bizim için hep sığınabileceğimiz bir dünya oldu. İyi anlarımızda ya da kötü anlarımızda, mutluyken ya da mutsuzken. Hogwarts'ta olmak iyi bir histi hep. Şu an buna bakıyor olmak, dokunuyor olmak çok tuhaf geliyor. Çünkü insan hayal ettiği şeyin gerçeğe dönüştüğünü görünce gerçeklik algısını tamamen kaybediyor ve Evet kendine ya. soruyor, bunların hepsi gerçek mi yoksa kafamın içinde mi oluyor diye. Evet. Cevabı zaten. Ben de 1000 abone olduğumda öyle olmuştum. Ama şeyde daha kötü ağladım. 1000 abone olduğumda gene o kadar ağlamamıştım. 5000 miydi o? 6000 miydi? 6000'de çok ağlamıştım. Şimdi her gün orada 6000 yazıyor. Zaten biliyorsunuz. Ben bu Harry Potter ajandasını tasarlarken çok çalıştım. Uyumadım. Çünkü bu dünyaya layığıyla yakışacak bir şey yapmaya çalıştım. Bunu alan kendini Hogwarts'ta hissetsin hissettim. Hogwarts dünyasına, Harry Potter dünyasında hissetsin Nasıl tatlı istedim. Bir tatlı ders anlatıyor kitabıymış bak. gibi hissetsin istedim. Az önce bahsettiğim hiç tamamlayamadığım çıkartma albümleri var ya,
bana kendimi sıcacık hissettirirdi. Hogwarts'ta gibi hissettirirdi. Bu ajandadan ilgilenmedikçe gitti deli istedim. Ve o yüzden ajandan arkasına sadece tek bir satır yazdım. Bak nasıl duyuyorum. Hogwarts'ta yeni bir yıla hoş geldiniz. Bu ajandayı alan kişi kendini Hogwarts'ta hissetsin istedim. Gerçekten cümlelerimi toparlamakta çok zorlanıyorum şu anda. Ajandaya geçmeden önce büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Mabels ekibine ve özellikle Burak Bey'e çok teşekkür ederim. Çünkü kafamdaki fikri her zaman çok desteklediler. Bu fikri, Harry Potter ajandası fikrini onlarla paylaştığım ilk andan beri... Ağlayacak zor tutuyorken hayatım hayır oraya oturamazsın. Ben, ya biliyorsunuz aklıma çok fikir geliyor ve ben çok heyecanlı biriyim. Sürekli heyecanlanıyorum. En küçük fikre bile çok heyecanlanıyorum. Sakinlikle benim bütün fikirlerimi dinleyip hepsini teker teker hayata geçirdiler. Birazdan göreceksiniz bu bir ajandadan çok daha fazlası iç. Çok, ya ben çok gördüm. Gitmiş yüzden, kimisine. Ben gördüm. Gitmiş kimisine. Gitmiş. İçinde fotoğraflar motoraflar var. Böyle yazı yazılacak küçük küçük yerler var. Gördüm gördüm. Üstündeki kazak kim yapmıştı bunu? Bunu kim ördürdü? Kendi mi örmüştü? Kendi örmedi. Birini öldürmüştü yanlış hatırlamıyorsan. Burak Bey'e ve Mabels ekibine Ecmel'den gördüm evet. Gerçeğe dönüştürdükleri için çok teşekkür ederim. Hazırsanız hayırlı olsun, hiç gözümde yok. İyi günlerde kullansınlar. Hiç nazar etmedim gerçekten. Hiç yani nazar etmedim. Başlayalım ve birlikte Hogwarts'a gidelim. Ajandayı açar açmaz size bir Hogwarts mektubu karşılayacağım. Ay ben seni yerim. Ben sana ben yapmam. Küçük bir çocukken çok seviyorum gerçekten. Hogwarts mektubumu. Kabul mektubu mu bu? Aga gel, bana gelmedi biliyorsunuz ki. bana gelmedi Hogwarts mektubu. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? TikTok'ta gerçekten Hogwarts mektubu bekleyen bir güruh var. Birisi şey yazmış hatta, Türkiye'deyiz diye bizi unutmuş olmasınlar yazmış. Öbürü de şey yazmış altına, ay umarım öyle bir şey olmamıştır, ben bekliyorum. Düşünsene, Hogwarts'a kabul ediliyorsun. Ama Türkiye'de olduğun için unutuyorlar. Asla yediremeyeceğim ve kaldıramayacağım bir şey olurdu kesinlikle. Gelmesini çok bekledim. Çok istedim. Bir Hogwarts mektubu çok evet istedim. Ya ben de çok inanıyordum. Ve bu ajandadan ben inanıyordum bu arada. Ben ciddi gelecek diye bekliyordum İlk yani. İlk sayfada sizi bir Hogwarts mektubu karşılayacak. Şimdi hazırsanız birlikte Harry Potter ajandasını incelemeye başlayalım. Kapakta sanki Hogwarts ders kitapları gibi görünsün istedim. O şekilde bir tasarımda bulundum. Yanları ve kapakta altın detaylar çok var. Çok güzel ya. Buralar dokulu. Benim böyle parlayan şeyleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Ajandada göreceğiniz her bir sayfayı, bey, siz kendiniz parlaksınız. Her bir detayı kendim tasarladım ve kendim yaptım. Ne hangi sayfada ne olması gerektiğine kendim karar verdim. Harry Potter ajandasındaki genel mantık, büyücülük dünyasında yaşanmış önemli olaylar bu ajandada yer alıyor. Hangi gün hangi olay yaşandıysa yılıyla birlikte o günde not düş. Yurt içi kargoyla gönderirler Türk büyücülere. Mektup yırtılıyor değil mi? Mektup yırtılıyor, başına bir iş geliyor. Bir şeyler oluyor yani. Düşmüş şekilde o olayla ilgili bir görsel yer alıyor. Her ayın bir teması var. Bu temalarda Ocak ayı Hogwarts teması, Şubat ayı Çapulcular teması, Mart ayı Slytherin teması, Nisan ayı Diagon yolu teması, Mayıs ayı Hufflepuff teması, Haziran ayı fantastik canavarlar. Aga ya bir dönem Ekşi Sözlük'te şey diye başlık vardı. Hogwarts'ı kazanıp Hufflepuff'ta okumak. Binanla benim Gryffindor çıktı. Hatta canlı yayında çözmüştük hatırlıyorsanız eğer. Teması
Temmuz ayı Gryffindor teması, Ağustos ayı Hufflepuff adamdır lan. Eylül ayı Hogwarts'a dönüş teması, Ekim ayı karanlık sanatlara karşı savunma teması, Kasım ayı Ravenclaw teması, Aralık ayı ise yılbaşı teması. Ajandayı tasarlarken 4 Hogwarts binasına da eşit mesafede olmasına çok özen gösterdim. Her ay az önce saydığım gibi bir tema var. Bu temaların dışında her ay tema sayfaları yer alıyor. Kapağı açtıktan sonra sizi Harry'nin Hogwarts kabul mektubu karşılayacak. Daha sonra adınızı, doğum tarihinizi, Hogwarts binanızı, asanızı, patronunuzu... Bayılırım, hemen yazdırırım. ...bir kimlik kartı var. Büyücü hemen kimlik yazdırırım. Kartı. Hemen sonrasındaysa Harry Potter ajanda... Şurada ünvanlar yazıyor. Ben ünvanıma şey yazsam olur mu? Mügemin. Mügemin yazabilir miyim? Sizden izin alayım. Sonuçta şeyi takan sizsiniz. Olur değil mi? Bir sıkıntı olur mu? Ünvanlar Mügemin. Tamam, anlaştık. Ben Slytherin. Batuhan'ın Ravenclaw'du yanlış hatırlamıyorsam. Batuhan'ın Ravenclaw, benimki Gryffindor. Bir kimlik kartı var. Büyücü kimlik kartı. Hemen sonrasındaysa Harry Potter ajanda kısmı ya. Var. Hazırlayan kısmında benim adım var. Mehmet Ayşahin yazıyor burada, bakın. Benim ya. Çok önemli ki lisanslı bir Harry Potter ürününde şu anda benim adım var. Daha sonra ajandanın başında bir 2021 takvimi var. Ajanda bu arada tarihsiz bir ajanda. Başında bir 2021 takvimi var ama içindeki günlerde gün isimleri yazmıyor. Müthiş. Sadece 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak gibi isimler yazıyor. Bu sayede 2021'de, bakalım bu sene Harry Potter oyunu çıkacak bir de üstüne. Bu ajandayı kullanabileceksiniz. İstediğiniz zaman bu ajandayı kullanabileceksiniz. Ocak ayıyla Drop mu var? Cidden var mı? Durun bekleyin. Oha. Oha. Ben yok diye rahat rahat devam ediyordum. Bekleyin. Şöyle bir düşürelim şeyi, bitrate'i. Oyuna geçecek, yine yükseltirim ben. Şu an daha iyi mi? Tamam. Başlıyoruz. Aylık takvim, yanında da bir not kısmı var. Ve sonra hemen başlıyoruz. Benim doğum günüm 2 Ocak ve 2 Ocak'ta bir şey yok. Siz ajandayı alınca buraya Taha'nın doğum günü yazın. Tamam. Daha sonra ise bizi ilk karakter sayfası karşılıyor. Albus Dumbledore sayfası. Az önce de dediğim gibi büyücülük dünyasında yaşanmış önemli olaylar burada yer alıyor. Mesela 5 Ocak 1994'te Profesör Lupin ve Harry Patronus derslerine başlamış. Burada bir tane Harry'nin Patronus yaparken fotoğrafı var. Karakter sayfalarının hepsi aynı tasarımda. Ortada bir tane karakter fotoğrafı, yanında karakterin başka bir fotoğrafı ve karakterle ilgili ünvanları da yazıyor. 1. sınıf Merlin, nişanı büyük usta, yüksek cadı, baş sihirbaz, yüce başbu, uluslararası büyücüler... Bir dakika. Bir saniye. Ne demek? Ne demek? Baş sihirbaz, Uluslararası Büyücüler Konfederasyonu Başkanı, Profesör, Baş Yönetici ve daha bir şey daha. Eşyalar var. Buradaki eşyaları seçerken çok dikkat ettim ve karakter için önemli olan şeyleri yerleştirmeye çalıştım. Her karakter sayfasında bir kimlik kartı var. Karakterlerin isimleri, doğum tarihleri, Hogwarts binaları, asa özellikleri, patronusları, ünvanları gibi bilgiler burada yer alıyor. Ve her karakterden bir replik yazıyor. Benim de aklıma o geldi ama. En sevdiğim Harry Potter serisinde en sevdiğim repliği yazdım. Elbette kafanın içinde olup bitiyor Harry ama bu niçin gerçek olmadığı anlamına gelsin ki. İlerliyoruz. Karakterlerin doğum tarihleri yazıyor. Severus Snape'in doğum tarihi. Adam ya, adam. 60. Bu ajanda size büyücülük dünyasındaki önemli olayları, büyücülerin doğum tarihlerini öğretecek. Bir diğer temamız seçmen şapka ve Hogwarts teması. Hogwarts'a giriş. Buradaysa seçmen şapkanın... Ay bak, bir şey söyleyeyim mi? Başkası olsa, başkası yapsa şunu, çok ciddi söylüyorum. İçindekileri bu kadar detaylı vallahi göstermezdi. Derdi ki alın da öyle görün falan yapardı. Çıktı derdi. Sadece bak, oturmuş hepsini teker teker anlatmıyor. İşte bu yüzden bile onu çok seviyorum gerçekten. Bir şarkısı yer alıyor. Hogwarts ayında bir diğer tema sayfamız da Hogwarts'ın kurucuları. Burada 4 Hogwarts binasının kurucularının tablosu var. İlerleyen sayfalarda bizi uyuyan büyücüler karşılıyor. Bu ajandada ajandayı kullananlar sadece bir şeyler yazsın değil,
bu ajandayla vakit geçirsin istedim. O yüzden de bu şekilde logoların yer aldığı boyama sayfaları var. Ben bunu alırsam. Bir şey söyleyeceğim. Ben eğer bu ajandayı alırsam, bu arada kusura bakmayın, biraz bekleyeceksiniz yani yayınları. Benim birkaç gün kendisiyle vakit geçirmem gerekecek. Ajanda nereden alınabiliyor? Ben az önce bir tane site gördüm. Belki bir dakika, videonun belki açıklama kısmına da eklemiştir. Ben tekrardan söyleyeyim. Mabels.com'daymış ajandalar. Ben kendime de ekstradan alacağım zaten. Size de hediye olarak alacağım. Söz verdim az önce. Eğer diyorsanız ki Pelin benim alabilecek durumum var, ben kendim alacağım. Mabels. Mabels Harry Potter. Ben az önceki bulduğum siteyi. Ha, DNR. DNR'da var. DNR'da var. Aynen, DNR'da varmış efendim. Konsept bir ürün olduğu için size belki yüksek gelmiş olabilir ama ben şahsen... Ya eğer meraklısıysanız, gelir durumunuz da varsa bence alınabilecek bir şey. Çünkü bu aslında koleksiyonluk bir ürün. Bir de lisanslı, ekstradan lisans. Ya bu arada bunun için ayrıca tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten yıllardır bu konsepte nasıl söyleyeyim, çok fazla hayal kurmuş bir insan. Bunun üzerine çok fazla gitmiş bir insan. Bunun üzerinden belki de çoğu insanın ya bu kadar hani bundan nasıl içerik çıkartacaksın ya, abi belli bir noktadan sonra tıkanırsın diyebileceği bir şeyden yıllarca içerik çıkartan ve üreten bir insan. Ben hayaline kavuştuğu için ekstradan çok çok mutluyum. Belki DNR'da daha pahalıdır bu arada, haberiniz olsun. Belki DNR'da daha da pahalı olabilir. Belki daha ucuz bir yer vardır, bilmiyorum. Lord Binami ve Hogwarts'ın logolarının yer aldığı boyama sayfaları var. Bunları boyamayın. İlgili tarihlerde hep birlikte canlı yayında boyayacağız. Aa! İsterseniz boyayabilirsiniz de. Ama boyarsanız benim kesinlikle kaybedin nasıl boyadığınızı görmek. Benim yayında boyayalım. Ben şey yapıyorum. Düşünsene onu. Ben alıyorum. Ben alıyorum, tamam. Aa, izliyor muymuş şu an? Taha, ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ben içeriği çalıyorduk ki. İçeriği çalıyorduk ki ya. Ne kardeşim? Taha'nın yayınını bekleyin de boyarsınız. Hayret bir şey. Ellerine sağlık. Gerçekten ellerine, kollarına sağlık. Çok mutluyum. Senin adına ekstradan çok 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 mutluyum. Demek istiyorum. Bu benim ajandada en sevdiğim sayfalardan bir tanesi. Oldukça şakalı bir sayfa. 26 Ocak 1964. Gilderoy Lockhart'ın doğum günü. Lockhart o kadar egoist ki. Allah'ın belası bize Lockhart. Bize yazmaya yer bile bırakmamış. Her yer Lockhart'ın tablolarıyla dolu. Aa, çok güzel. Bakın. Dünyada bu Harry Potter ajandası zaten yok. Bu dünyadaki ilk Harry Potter ajandası. Dünyada yeryüzündeki ilk Harry Potter ajandası bu. Galaksideki ilk Harry Potter ajandası bu. Ama bunu da geçtim. Dünyada böyle bir şey yok. Bir tema sayfası var. Hogwarts Hayaletleri diye. Allah'ım. 4 binanın Hogwarts Hayaletleri. Myrtle değil mi? Myrtle sayfası var. Şimdi sizi içeri götüreceğim. Karanlığa götüreceğim. Ve göreceksiniz. Hazır mısınız? Allah'ım hazırım. Bakın sayfada bu şekilde Hogwarts hayaletlerini görüyorsunuz. Gelin şimdi sizinle birlikte içeriye gideceğiz. Hazırım hazırım. Karanlığa, daha karanlığa, daha da karanlığa. Hogwarts hayaletleri karanlıkta parlıyor. Oha. Yani. Oha. Ne? Ne? Bayım. Bakın. Tolga çok gelin. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Aydınlar gelin. Her ama şey çok normal. Güzel olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Taha'nın niki falan var mı ki acaba? Niki falan varsa kılıç vereyim ben ona. Bir saniye. Enes, sen bana ne fotoğrafı attın? Ay, Enes çıkıyor mu? Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz de hayallerimize minik minik yürüyoruz efendim. İnşallah yakın bir zamanda yeni bir indie oyun resmi olarak, Türkçe olarak çok sevgili Hazal'ın ve Enes'in çevirisiyle birlikte yayınlanacak inşallah. İnşallah daha bol bol oyunlar çeviririz. Daha güzel şeyler yaparız. Biliyorsunuz bizim de çok istediğimiz bir şeydi.
Umarım olur. Şimdi telefona bakınca Enes'ten ekran görüntülerini gördüm de. Bayağı bir mutlu oldum. Ulan Tes hoş geldin, hoş geldin. İsmini vermeyeyim oyunun. Zaten çıktığı gibi direkt yayında oynayacağımız için canlı yayında anında. Ha tamam hesabın yok mu? Bana nickini yaz. Ta bana nickini yaz. Beni duyuyorsan. Ya ben de izliyorum demiş. Tamam bir şey yok. Sen beni izleyince ben heyecanlandım ama. Yayının başında söyledim ben onun hayranıyım diye. Şimdi sen beni izlersen ben utanırım ama yayın yapamam. Heh tamam veriyorum şimdi. Bir saniye. Seni rahatsız eden bir şey görürsen eğer o rahatsız eden kişinin ismin üstüne sağ tıklayıp şey yapabilirsin bu arada. Ban diye bir şey var. Banlayabilirsin onu tamam mı? Sanmıyorum bizimkilerin yani normal chatte bile kötü bir şey yazacağını ama. Verdim şu an kılıcı. Kılıcı verdim. Heh, verdim kılıcı. Kamp Protokol hoş geldin. The Vortex 121 ikinci ayında Umut Özgür. Rise of Demons hoş geldin. Yosuf 55-34 efendim üçüncü ayında. Sefalar getirdin. Erojen 50 göndermiş. Royal Helvası üçüncü ayında. MKNS 46-46 hoş geldin. Metonax 2 ikinci ayında. Tutkusu birinci yılında hoş geldin. Pelin Su Yeday. Menekşe Kahraman hoş geldin. Alper Gökçe selamlar. Devrim diye bilin. Rontlol hoş geldin. Sefalar getirdin efendim. Hepinizi ayrı 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 ayrı. Çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Şey yapacağım efendim, halledeceğim. Bir soru, Tuğba'yı gerçekten Tuğba mı peki? Monsieur Ta diye biliyorum. Ta hoş geldin tekrardan, hoş geldin. Ay kızardık. Ecmel hoş geldin. Hoş geldin. Ecmel bir şey soracağım. Tuğba'nın iki Tuğba'yı mı? Doğruyu mu söylüyor Tuğba'yı ona göre? Ona göre onu da şey yapayım. Hakkı kaç hadi sen. Hakkı hadi sen kaç. Ecmer geldi. Sen koşarak kaç. Şey yapabilen oluyor çünkü. Yalan konuşabilen oluyor. Evet benim. Tamam. Hemen hallediyorum onu da. Hemen onu da hallediyorum. Hoş geldin Tuğba sen de. Hemen. Tamam. Ona da verdim. Hakkı mı? Evet Hakkı orada. Hadi bakalım Hakkı. Run. Du 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 du. Evet, devam ediyoruz efendim. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Bakın. Çıldıracağım, çıldıracağım. Yani bir ajanda karanlıkta parlar mı? Hogwarts hayaletleri karanlıkta parlıyor. Bundan daha Çok iyi bir şey güzel. olabilir mi? Evet gerçekten çok güzel. Parlıyorlar. Hayaletler. Ya Niki bilmediğim Hogwarts için işte hayaletleri Tuğba karanlıkta ben. parlıyor. Ya bu fikir aklıma geldiğinden beri sizinle paylaşmamak için çıldırıyorum. Benim böyle parlayan şeyleri, ışıldayan Ay şeyleri, ben de ışıklı şeyleri bayılırım. ne kadar Ben sevdiğimi çok bayılırım. biliyorsunuz. Ve Hogwarts hayaletleri karanlıkta parlıyor. Al işte. Sakin kalacağım ve Allah'ın işi. Allah'ın işi işte. ajanda devam edeceğim. Dünyada böyle bir şey yok. Bakın evrende, galakside böyle bir şey yok yok. Devam ediyoruz. Her Müthiş. ayın sonunda bir sayfa not sayfası bırakmaya çalıştım. Çünkü ben ajandalarımı kişiselleştirmeyi çok seviyorum. Buraya ilişkin de fikirlerim var. Ajandayı nasıl kullandığımı zaten sizinle sürekli paylaşıyor olacağım. Geldik bir sonraki temaya. Çapulcular teması. Çapulcular ayında bizi güzel tema sayfaları bekliyor. Oh Bunlardan mis. ilki tabii ki Ya çapulcular. alçak ya. Bak gene o gençlik suratını gördüm sinirlendim. Neyse bunun hakkında konuşmayacağım. Konuşmayacağım. James Potter hakkında konuşmak istemiyorum. Ama James Potter bir zorbadır. Gençliğinde çok fazla hata yapmıştır. Daha sonrasındaki yaptığı iyilikleri ben bilemem. Ben bilemem. Ama gençliğinde tam bir zorbadır. Evet. Çapulcular Buna ben teması. karışamam. Çapulcular ayının karakteri Siber tabii ki zorba. Sirius Black. Bir diğer tema sayfamız da Zümrüdüanka Yoldaşlığı. Burada Allah'ım Zümrüdüanka çok Yoldaşlığı'nın bir güzel kafa fotoğrafı. yiyeceğim. Altında da orijinal Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nın üyeleri Ha ben yazıyor. önce kitap Ajanda gibi da benim bunu çok okuyacağım sevdiğim sonra ajanda fikirlerden tutacağım bir zaten. diğeri. Üç büyücü turnuvasında bildiğiniz üzere üç farklı görev var. Üç büyülü görev var.
Ben de bu 3 büyülü görevin gerçekleştiği 3 günün yanında sizlere bir bulmaca hazırladım. Büyülü görevler hazırladım. Ne? Bu görevlerden ilki 24 Haziran'da gerçekleşiyor. Birinci görev ejderha. Kolay gelsin. Burada kolay gelsin Ecmen. 4 ejderhaya koruması için birer altın yumurta verildi. Amacınızsa 4 altın yumurtayı ejderhalar arasında bulmak. Burada 4 şampiyonun ejderhaları yer alıyor. Arasındaysa altın yumurtalar gizli. %100 bulamam. İkinci görevde ise hatırlayacaksınız %100 su altı görevi. Ay tam hoş burada geldin. Çok teşekkür ediyorum abone olduğun için. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok mutlu oldum. Hayır, ben seni bayağı bildiğin yıllardır ya, neredeyse kanalın kurulduğundan beri izliyorum da şimdi çok mutlu oldum. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Allah'a mutlu olduk. Hoş geldin. Ve Karagöl'ün içerisinde çeşitli hazineler gizlendi. Sizin o hazineleri burada Karagöl'ün içerisinde bulmanız gerekiyor. Üçüncü görevde ya, labirent görevi size soracağım bin kere. Üç büyücü turnuvasını kazanmak için üç büyücü kupasına ulaşmak. Turnuvanın yapıldığı günlere bulmaca koyma fikri benim çok sevdiğim bir fikirdi. Çünkü böyle küçük oyunları çok seviyorum. Umarım siz de bulmacaları çözerken eğlenirsiniz. Hemen devam ediyoruz. Burada bir Dumbledore'un ordusu temamız var. Geldik Mart ayına. Mart ayının teması bayraklardan anlayacağınız üzere Slytherin. Slytherin ortak savunma. Hayır, verdim ya Taha'ya kılıç. Başkasına mı verdim ben kılıcı? Verdim değil mi kılıcı ben? Vermedim mi? Ben nasıl bakacağım? Bir dakika, benim bir bakmam lazım. Şimdi ben de bir gerildim. Verdim mi veremedim mi diye emin olamadım. Hemen emin oluyorum. Bekleyin. Emin olmadan hiçbir şey yapamam. Emin olmadan şuradan şuraya gidemem. Verememiş ve becerememiş miyim salak pelin? Slash mod. Mod. Monsieur. Monsieur, doğru yazıyorum. Taha. İki. Verdim. Az önce de aynı yazıyı kime verdik lan? Başka birisine. Kılıç gitti başkasına. Piku'yu kanalına yetkilisin diye birisine mesaj gitti. Haberiniz olsun modlar. Arda sağ ol, teşekkürler söylediğin için. İnşallah yaptık bu sefer. Verememiş miyim? Bursa'dan gol haberi mi var? Tam ona döndü yani muhabbet gerçeğinden yaptım inşallah. Birine daha gitti ama kime gitti çok merak içer. Aman orada hayırlı olsun artık, paşa paşa kullansın, ne diyeyim. Kime gittiyse. Verdim değil mi şu an? Başardım, Ta tekrardan hoş geldin. Çok da Tuğba, bu arada sen de hoş geldin. Hatta sen ikinci ayındasın sanıyorum ki, kusura bakma vallahi. Çok teşekkür ediyorum sana da, sen de hoş geldin. Sayfası var ve burada seçmen şapkanın Slytherin'in sözleri yazıyor. Slytherin temasındaki karakterimiz ise Draco Malfoy. Draco Malfoy sayfasını ve asasını, kimlik kartını burada görebiliyorsunuz. Hemen ilerliyoruz. Burada Slytherin logosunun bir boyama sayfası var. Snape'i benim çok sevmediğimi biliyorsunuz ama tema sayfasını gerçekten çok sevdim. Hele arkasındaki gümüş maral beni çok duygulandırdı. Umbridge'in yasaklarının olduğu her günde Umbridge'in yasakları asılı böyle. Bir Sırlar Odası tema sayfamız var. Tema sayfalarının hepsini detaylıca göstermiyorum ki ajandayı alınca incelemeye bir şeyiniz kalsın. Geldik Nisan ayına. Diagon yolu temalı bir ay Nisan ayı. Ve karakterlerimiz Fred ve George Weasley kardeşler. Onlar gibi oldukça neşeli, dolu dolu Weasley büyücü şakalarıyla dolu bir karakter sayfaları var. İlerliyoruz. Burada çatlak kazandaki tablolar asılı. Ve ne kadar özenmişsin ya. Ellerine sağlık gerçekten. Var. Burada kaytartan çerez kutularının bir ürün reklamı var. Bunların hepsini tek tek Türkçeleştirdim. Ben yaptım hepsini. Ellerine sağlık. Mayıs ayının teması ise Hufflepuff teması. Burada Hogwarts savaşına ilişkin bir görsel var. Hogwarts'ın yanmış bir fotoğrafı. Hufflepuff temasının ortak salon sayfası. Hufflepuff temasındaysa karakterimiz tanıdığımız en ünlü Hufflepuff, Cedric Diggory. Hufflepuff'ın bir boyama sayfası var. Bu sayfadaysa örümcekler yürüyor, örümcekler. Ahanda! Kaldır, kaldır! Hazır. Çağatay burada mı? Kaldır, kaldır! Kaldırın! Kaldım, drop mu girdi? Aa, şu an çok drop giriyor. Bir dakika, geçecek ama. Ama geçecek umuyorum ki. Geçti. Geçti. Haziran ayının teması ise sihirli yaratıklar teması.
Burada oldukça dolu dolu bir gün var. Hagrid'in sayfası ise böyle yaratıklarla dolu. Buradaysa sihirli yaratıkları tanıdığımız bir sayfa var. Fantastik canavarları tanıyoruz. İşte. Anka kuşundan Akromantula'ya, Garpenez'den at adama dair sihirli yaratıklarla ilgili bilgi veren bir kitap sayfası var. Ajandadaki bir ay, diğer reklam vallahi bir heyecan. Baykuş reklamı var burada. Buradaysa bir zamanda yolculuk var. Biliyorsunuz zamanda yolculuk yapınca çeşitli farklılıklara yol açabiliyorsunuz. O yüzden burada iki tane görsel var. Zamanda yolculuk yapıp aradaki 7 farkı bulmanız gerekiyor. Oo! Müthiş. Müthiş. Bir diğer karakter sayfamızsa özgür harikulade sayfası. Benim çok sevdiğim sayfalardan bir tanesi oldu. Burada çorabı görebiliyorsunuz. Ya, Dobby'nin çorabını. Ya. Temmuz ayının temasıysa Gryffindor. Gryffindor ortak salon sayfası var ve seçmen şapkanın Gryffindor sözleri. Gryffindor ayında... Keşke biz de bir çorap alıp özgür kalabilsek yani gerçekten. Hakikaten ta seni tebrik ediyorum. Gerçekten sanki kendin yapmamış gibi ölmüşsün. Bence müthiş. Bir şey değil mi bu arada? Ben de kendim böyle bir şey yapsam ben de %100 överdim oturup. Gayet güzel yapmışsın ama gerçekten gayet güzel yapmışsın. Hakikaten çok güzel olmuş yani. Ellerine sağlık. Karakterlerimizden birisi tabii ki Minerva McGonagall. McGonagall'ın gençlik evet! portresini, bebişimin adı, fotoğraflarını, dahası animagosunu burada görebiliyoruz. Ve Gryffindor boyama sayfası kararlı, cesur kahraman. Bir daha drop girerse hiçbir şey yapamayacağım ama çok sinirleneceğim. Teşekkürler. Bir Gryffindor olarak bu sayfayı boyamak için sabırsızlanıyorum. Temmuz'u bekleyeceğim ama bunun için. Temmuz mu? Ben hayatta bekliyorum. Sayfalardan bir tanesi. Harry'nin kabul mektupları geliyor. 24 Temmuz'da ilk mektup geliyor, 25 Temmuz'da bir mektup daha geliyor, 26 Temmuz'da ise 3 mektup daha geliyor. Ve sizin mektubunuz da burada ajandanın arasından çıkıyor. Mektubunuza sahip çıkın. Mektup benim için gerçekten Harry Potter dünyasındaki evet, benim en için değerli de... şeylerden bir tanesi. Benim zaten bir tane şey mektubum var, internetten siparişim ruh hastası gibi. Ruh hastası gibi internetten vakti zamanla sipariş ettim. Bir tane Harry Potter mektubum var. Yani Harry Potter diyorum. Hogwarts kabul mektubum var. Ruh hastası gibi yıllardır kendisini saklıyorum. Ve bir diğer karakter sayfası. Benim en sevdiğim karakterin sayfası. Harry'nin kolumda, vücudumda taşıdığım karakterin sayfası. Harry'nin sayfası böyle. Belki şey diyebilirsiniz yani Harry'e şunu da koyabilirdin, Harry'e bunu da koyabilirdin. Evet Harry ana karakter olduğu için Harry'e çok şey koyabiliriz. Ama ben ailesini hatırlatacak şeyler koymak istedim. Lily ve James'in bir fotoğrafını koymak istedim. Lily'nin mektubunu koymak istedim. Ve Harry'nin büyücülük dünyasıyla ilk tanıştığı anlardan birinin Albus Dumbledore'un büyücü kartını koymak istedim. Çünkü Harry trende Dumbledore'un karttan kaybolduğunu gördüğünde o kadar büyüleniyor ki yani o dünyaya çok uzak birisi ve Ron için bu çok normal. Tabii ki kaybolacak büyücü kartı. Bütün gün orada durmasını beklemiyorsun. Ama Harry içinden bu çok büyülü bir an. Çok çok önemli bir an. Ve beni çok duygulandıran bir an. O yüzden Harry'nin sayfasında Albus Dumbledore'un büyücü kartını görmeyi istedim. Ve Harry'nin doğum gününde ise sadece Harry'nin gözlüğünü koymak istedim. Geldik Ağustos ayına, anlayacağınız üzere temamız Quidditch. Karakterimiz de Ron Weasley. Quidditch sevdalısı bir karakter. Etrafta Kadri Khan'ın stickerlarını görebiliyorsunuz. Yine dolu dolu günler var. Bunların hepsini incelemiyorum ki siz inceleyin diye. Bir diğer tema sayfamız da benim görünüşünü çok sevdiğim bir tema sayfası. Sihir Bakanlığı. Allah'ın cezası ya. Uçuştuğu bir sayfa. Harry'nin duruşmasının olduğu günün yanına koydum. Böyle tema sayfalarını yerleştirdim. Allah'ın cezaları. Dikkat ettim neyi nereye koysam diye. Tabii ki dikkat edecektim yani. Mesela Quidditch Dünya Kupası'nın bir sayfası var burada ve turnuvanın yapıldığı günün yanında. Dolores Umbridge'in doğum. Evet. Evet. Yine gördük. Yine gördük lanet olasıca suratını. Yine gördük Allah'ın cezası suratını ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya gerçekten herhalde benim bugüne kadar kitap dünyasında kitap işte ne bileyim ya da ne bileyim film dünyasında kitap dünyasında bu arada en ayar olduğum karakter kesinlikle Umbridge. Bak kesinlikle Umbridge.
Böyle çünkü artık hani böyle yumruğunu sıkarak yumruğunu sıkarak kitap okur musun? Ben öyle okuduğumu hatırlıyorum o kitabı. Kendisini o yüzden hiç unutmuyorum. Kendisi benim nefretimdir. Nefretimdir. Film dünyasında da net ilk 5'e girer herhalde ya. İlk 5'te vardır. Doğum gününde etraf kedili tabaklarla dolu. Ulan ve burada Hogwarts'taki Quidditch sayfası var. Bu da benim çok sevdiğim bir sayfa oldu bu arada. Tasarımını çok beğendim. Quidditch taktik tablosu var. Yandaysa çok iyi bir şey yaptım. Yani gerçekten bunu ben bile bilmiyordum ve yeni yaptım. Çok iyi bir şey yaptım. Kendim yaptım. Bir fikstür, yıllık Quidditch fikstürü. Hangi takımların ne zaman Quidditch maçı oynadığına dair. Eylül ya bir şey söyleyeceğim. Çünkü... Bu arada yıllarca siz de şeyi çok beklediniz mi? Hermione ile Draco arasında bir şeyler yaşanır. Çok istedim. Neden bilmiyorum. Yıllarca çok istedim. Yani yıllarca en çok istediğim şey. Çok saçma sapan. Ben ciddi söylüyorum. Siz hiç beklemedin. Ben çok bekledim. Ben yıllarca çok bekledim bu arada. Sonra şeye dönmeye başladı o. Hani işte bak Ron'la da yine hani böyle çok istemiyorum ama sonra da şeyi de çok düşünüyordum. Hani Harry bari bunu çünkü Ginny ile olacağına anladım yani. Gerçi Ginny ile olacağına kimle olursa olsun ben çok okeydim zaten. Çok okeydim. Bak ya içim sıkıldı. Kitapta bazı verilen çok yanlış kararlar var. Aşırı yanlış kararlar var. Bunlardan bir tanesi de Ginny Weasley. Kesinlikle. Çünkü 1 Eylül'de Hogwarts'ta ders yılı başlıyor ve bütün olaylar oluyor. Şu gene sinirlerim bozuldu. Şu sayfaya bakın. Ajandadaki en dolu sayfalardan bir tanesi. Çünkü hey ya çoğu vardı. Eylül ayında başlıyor. Ben çoğuyu çok beğeniyordum. Nasıl var? 2 Eylül ve sonrasında çok drop giriyor şu an ya. Etrafta piksiler uçuşuyor. Çok güzel bir sayfa. Benim ajandayı düşünürken öyle. Aklıma gelen ilk sayfa buydu. Pixilerin uçuştuğu günde etrafta pixiler uçuşsundu. Burada etrafta pixiler uçuşuyor. Lockhart'ın imzalı bir fotoğrafı da var hatta. Buradaysa bir başka bulmaca var ajandadaki. Oo, bu sanki böyle gelecek acaba? Postasından kopartılmış gibi görünmesini çok istiyordum. Biliyorsunuz kare bulmaca muggle'lara ait. Her ise. Sayfada evet, bir şey var. Çok iyi ya. Baya iyi yani. Dünyasına ait bir bulmaca. Sanki gelecek postasından konsept ayrılması bile o kadar güzel olmuş ki gerçekten. Alttaysa soruların olduğu bir bulmaca. Çözdükten sonra cevaplarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Burada Ajan Olay'a bir reklam sayfası var. Dırdırcının reklamı. Burada görebiliyorsunuz. Ya ben bayıldım. Altta kuponlar bile var. Abone olmak istiyorsanız %35 indirim varmış. Eylül ayının karakteri ise İşte Hermione geldi Granger. Be. Çok Hermione'ye... Nerede? Nerede o müzik? Nerede o müzik? Ezilenlerin gür sesidir o, büyü dünyasının hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü muggle'dan alan. Yarışır bir sayfa olduğunu düşünüyorum. Çok tatlı görünüyor. Geldik Ekim ayına. Benim karanlık en sevdiğim karakter. Karanlık taraftakiler bu temaya bayılacak. Çünkü bize hemen başta Lord Voldemort sayfası karşılıyor. Lord Voldemort sayfasını çok fazla eşyayla doldurmak istemedim. Çünkü ayrıca Hortkuluklara ait bir sayfada yaptım. Ve Voldemort'un eşyalarının yarısı Hortkuluk. Tom Riddle'un bir alıntısı var. 7 sayısının önemiyle ilgili. 7 sayısı Harry Potter'da çok önemli, bunu biliyorsunuz. 3 yep. Büyücü turnuvasında şampiyonların seçildiği günün hemen yanında şampiyon seçimi var. Ateş Kadehi ve 3 Büyücü turnuvasının 4 şampiyonu yer alıyor. Geldik Kasım ayına, Ravenclaw ayı. Burada Ravenclaw ortak salonuna dair bir ya, sayfa var. Ya Luna var orada. Dediğim gibi her günde yazan şeyleri detaylıca göstermiyorum ki çünkü çok dolu dolu İlanda bir ajanda. Tam bir ruh hastası. İnceleyin, o yüzden onu da çok inceleyin, seviyorum. Ajandayla vakit geçirin diye. Ravenclaw temasının karakteri ise Luna Lovegood, etrafta asılı. Tanrı'nın yazdığını görmedim, hayır. Tanrı'nın yazdığını görmedim. Ne dedi görmedim. Arada kaçırıyorum Tuba'yla Tanrı'nın yazdıklarını.
Harry gidip Luna ile evlenseydi bari mi? Harry keşke Luna ile evlenseydi. 10 kişiye de ben... Ya gerçekten mi? Ya nerede ediyorsun? Nerede ediyorsun? Edelim hemen. Hemen nerede ediyoruz? Nerede ediyoruz? Nerede? Nerede ediyoruz? Ben de alacağım ama izleyici. Ben de alacağım efem izleyicilere. Nerede? 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 Bir sonra benimkiler hemen kudurur Sen seç ben buranı... Ama biz şey... Daha şöyle yapayım mı? Şöyle yapayım mı? Ben kendim de sipariş edeyim. Sonra şey yapalım. Ben çekilişi yarın yapsam olur mu? Yarın burada çekiliş yapayım öyle seçerim olur mu? Öyle yapmak daha sağlıklı çünkü. Şimdi ben isim isim ona olsun buna olsun diyemem. Yapamam. Öyle yaparsam beni döverler. Ellerinde kalırım. Yarın direkt öyle bir çekiliş yapsam olur mu acaba? Tamam, yarayı yapıyorum. Ay teşekkür ederiz, çok sağ ol. Gerçekten çok sağ ol Taha, teşekkürler. Teşekkür ederiz efendim. Tamam, yarın bu ajandanın çekişini yapacağız bu zaman. Ben de alacağım, Taha Bey de 10 tane dedi. topluca yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ ol. Biliyorsunuz. Burada Ravenclaw'un bir Ne boyama sayfası var. dövmesi? Aralık ayının teması ise Hogwarts'ta yılbaşı. Bizi karlarla dolu sayfalar bekleyecek. Hogwarts'ta Allah. Noel tema sayfamız var burada. Büyük salonu ve Hogwarts'ı karlar altında görebiliyorsunuz. Burada Harry'nin yılbaşı kazağı var. Benim üstümde de o var şu anda. Benim Tahmin için ettim önemli bir ama. kıyafet bu. Aralık ayındaki karakterimiz ise Neville Longbottom ve bitkilerle dolu bir sayfa görüyoruz. Burada da hatırlatıcı var. Duman kırmızıya dönüşmüş. Bir şey unuttu anlamına geliyor. Dolu dolu sayfalardan bir diğeri Noel bolusu sayfası. Kocaman Ay. bir yılbaşı ağacı, yulbolun Bak davetiyesi. bak 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 bak. Yiğidim aslanıma bak nasıl güzel duruyor pembeler içinde. Pembeler içinde nasıl güzel duruyor bebeğim benim. Şimdi bir tanem. Zeka desen var. Güzellik desen var. Ve afişi. Burada Albus Dumbledore'un hayatı ve yalanları. Ajandadaki en iyi sayfalardan birine hazır mısınız? Benim Ay çok kilit heyecanlı. aynasını ne Ne? kadar çok sevdiğimi Evet. biliyorsunuz. Arkadaşlar, kilit aynası ayna ayna. Bakın. Ya. Ne kadar tatlı En derin duruyor ya. arzularınızı görebilirsiniz burada. Çok güzel. Çok çok güzel. Ya inanabiliyor musunuz? Kilit aynası. Ya yerim o kadar tatlı ki. Çok güzel. Çok 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 güzel. Gerçekten çok güzel. Sevgili Türksel, biz sizinle görüşmüştük ama. Ama hani beni üzmeyecektiniz? Hani görüşmüştük? Hani her şey güzel olacaktı? Prime Okan çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Okan'dan gelenlere hoş geldiniz hepiniz. Şu anda ne yapıyorsunuz mesela? Şu anda benim bütün yayınım kıpkırmızı oluyor. Bir de şunu deneyelim Pelin. Belki öyle olunca sıkıntı olmaz. Şu an daha iyi gibiyiz. Daha sakin gibiyiz. Ben de sakinliğimi koruyacağım. Çok Parlı. Buna güzel inan. olmuş. Evet, çok güzel. Çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım. Altında da Albus Dumbledore'un repliği yazıyor. Hayallere bağlanmak ve yaşamayı unutmak iyi değildir Harry diye. Ya sanki ben yapmadım ve ilk kez görüp ilk kez yükseliyorum. Çok güzel. Bakın Gerçekten çok iyi hayaletler fikir ama. parlıyor. Kilit aynası yansıyor. Yani bir ajandadan daha ne bekleyebilirsin? Muhteşem. Bir şey söyleyeyim, aklıma ne geldi diyorsun. En iyi cilet budur.
Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Neuer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Fenerbahçeli Cemil ya. Müthiş. Hayaletler parlıyor, ayna yansıyor. Teması var bir tane. Hogsmeade izin belgesi yer alıyor burada. Allah'ım da. Harikasın. Burada da sen gerçekten harika bir insansın. Tamamen size ayrılmış not sayfaları var. Bu notlar kısmına ilişkin birçok fikrim var. Hepsini sizinle paylaşacağım. Her sayfaya ayrı bir şey yapacağız birlikte. Vereceğim linki birazdan. Listeler, şunlar bunlar. Müthiş tablolar falan, müthiş şeyler yapacağız. Ajanda bitti mi? Bitmedi. Arkasından sticker çıkıyor. En sevdiğim şey. Sticker'ı seçerken ajandada kullanabileceğimiz sticker'lar olmasına, bina sticker'ı ya, olmasına, ben sticker hastasıyım ama. Ve en alttakileri fark ettiniz mi? İksir sticker'ları. Daha önce ben yazıcıdan çıkartıp iksir şişeleri yapmıştım kendime. Buyurun. Vallahi bayıldım. İksir şişeleri yapacağız. Vallahi bayıldım. Bunları sakın harcamayın. Birlikte kullanacağız bunları. İksir şişeleri yapacağız. Harcadım bile yani. Ve burada iki tane de kendi adınızı çapulcu haritasından yazabileceğiniz sticker var. Arkasından da sticker kağıdı çıkıyor. İçinden de mektup çıkıyor. Parıl parıl da parlıyor. Muhteşem. Gerçekten çok güzel oldu ajanda. Evet. Benim çok içime sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. Önemli olan sizin beğenmeniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben beğendim. Vallahi ben beğendim. En çok sorulan soruların ne kadar olacak ve nerede satılacak? Ajandayı ilk paylaştığımdan beri ve lisanslı olduğum duyurduğumdan beri arkasında burada bakın. Bakın burada Wizarding World logosu var. Burada da var. Ajanda ilk duyurduğumdan itibaren gel. Fiyatı ne kadar olacaktı? Ajandanın satış fiyatı 119 lira olacak arkadaşlar. Ancak burada şöyle bir şey olacak. Ben bu ajandaya herkesin erişebilmesini istiyorum. Çünkü hani ben de sizin yaşınızdaydım. Ben de küçüktüm. Ben de aileme bir şeyler aldırmak istiyordum. Ben de Harry Potter'lı bir şeyler aldırmak istiyordum. Aldıramıyordum. Almıyorlardı ya da çok nadiren alıyorlardı. Ben de sizin yaşadığınız şeyleri yaşadım. O yüzden de ben ajandanın en azından bir süre için indirimde olması yönünde çok direttim. Ve 100 liranın altında olmasını istedim. Piyasadaki boş ajandalar bile 60-70 lira. İçinde hiçbir şey olmayan ajandalar o kadar. Bunun içinde çok şey var. Maliyeti, işçiliği çok fazla. Tabii. Hayaletlerin parlaması, aynanın yansıması. Evet, çok güzel fikirler. İçinden mektup çıksın, sticker çıksın, işte yanı altın yine olsun. Girdi. Bak, yine girdi olsun. Drop. Bunlar çok güzel fikirler ama fiyatı aslında arttıran şeyler. Ama sağ olsun Mabels ekibi de beni kırmadı. Çok kısa bir süre için 15 günlüğüne ajandanın fiyatı 89 lira olacak. Aa! Sonra 15 günden Aa! Sonra tekrar 119 liraya çıkacak. Okay. O yüzden alacaksanız almak. 15 günde halledeceğimizi hallederiz biz. Bey, biz çözeceğimizi çözeriz 15 günde. Biz çözeriz. Almak istiyorsanız acele edin. Bütün gücümü kullandım ve fiyatı 100 liranın altına indirdim. Bir daha olur mu indirim, olmaz mı hiç bilmiyorum. 15 günden sonra ajanda tekrar 119 liraya çıkacak. Şu an itibariyle mabels.com'da satışlar 15 başladı. Aralık değil mi? Tamam. 89 liradan satışa çıktı. Elinizi çabuk tutun. Bana bakın, siteye gidip de çökertmeyin sakın. Tutun Harry Potter ajandasını alın ve Hogwarts'ta bir yıl geçirelim birlikte. Ya ben de alacağım, sakın almayın hemen. Hogwarts'ta yeni bir yıla hoş geldiniz. Bekleyin. 15 Aralık'tan sonra mağaza satışları başlayacak. Vallahi kavga ederim sizinle. Allah çarpsın, birbirimize gireriz. Ajandaya ulaşabileceksiniz. Bilginiz olsun. Diyanar'da görürseniz. Aldın mı Rahim? Diyanar'da falan görürseniz çekin, fotoğrafını atın bana. O kadar gurur duyacağım. Allah kahretsin ki, sizi. Diyanar'lara, nezihlere, her yere gideceğim. Dur Tansus, 2 dakika bir saniye, ben bir şey bakmam lazım. Ay Allah'ım. Bana bakın, bırakın diyorum. Ben de şu an yarışa mı girdim gerçekten? Allah. Ay kendimi keserim. Ay keserim kendimi. Bitirdiniz mi? Allah aşkına şu siteyi bana bir atar mısınız? Ben şu an stokta yok diye bir şey görüyorum. Allah çarpsın, kalbime iner. Atsana bana şu linki. Bana bir siteyi mi çöken?
Allah sizi kahretmesin. Allah sizi kahretmesin Allah sizi. Allah'ım site gitti. Daha çok özür dileriz ama. Bunların da böyle kötü bir huyu var yani benimkilerin ne yazık ki şöyle bir kötü huyları var kendilerinin. Hani gittikleri yere seslerini götürmeden gitmiyorlar. Yani orada böyle izimizi bırakmadık mı biz rahatsız oluyoruz gerçekten. Allah sizi ne yapmasın. İşte ne zaman düzelir? Kardeşim. Zaten bak zaten dur. Ya hayır Raif gerek yok. Raif onu birisine hediye edelim. Ben kendim şey yaparım. Teşekkür ederim yine de çok sağ ol. Çöktük ne yapalım. Allah siz ne yapalım. Düzelir inşallah. Sadece şöyle durup ajandayı izleyeceğim rafta durmasına. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Anam düzeldi. Sus. Bir dakika. Düzeldi şu an. Allah'ım gene bozuldu. Arkadaşlar teker teker. Bak teker teker alırsak hepimiz alabiliriz. Hepimize yeter. Ama eğer ki geldiği gibi geri girerseniz. Hiçbirimiz alamayız. Bir de şöyle de öyle de giremiyorum ki. Komple gitti. Komple yolladılar. Güzel. Tam önüme otur ama olur mu? Tam önüme otur hayatım. Başka bir yere oturma olur mu? Biraz da gururluyum. Beni çok mutlu eden bir proje. İçinde yer aldığım için böyle bir şeye bir hayalimin gerçeğe dönüştüğü için. Arkadaşlar kim girebiliyor? Ben giremiyorum. Ben de böyle diyor. Biri diyor ki düzeldi. Ben de bir heves tıklıyorum gene gidiyor. Bak tıklıyorum falan diye konuşuyorum. Yani o kadar. Geldi bir gitti. Raif ben istiyorum ama ben alırım gene benim durumum var. Onu bence birisine hediye edelim. Sen gönlünden geçen birine ver bence çok isteyen birisine. Şey için söyledim hani. Çünkü hani benim alabilecek çok şükür durumum var. O yüzden dedim. Yine de çok teşekkür ederim ince düşüncen için. Canımsın çok sağ ol. Çok mutluyum. Umarım siz de beğenirsiniz. Fikirlerinizi o kadar çok merak ediyorum ki yorumlarınızı da hepsini okuyacağım. Lütfen ajandayı alınca bana mesaj atın. Paylaşırsanız beni etiketleyin. Gerçekten benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Ya. 2020 çok iyi bir yıl değildi. Hepimiz için çok kötü geçti. Ay benim için güzel oldu. Ama 2021'den çok umutluyum. Ve Harry Potter ajandasının da bunda önemli rolü olacak. Heyecanımdan, mutluluğumdan bana daha eşlik da güzel şeyler olsun. Her birinize umarım. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Siz olmasaydınız, videolarımı izleyerek, beğenerek bana destek olmasaydınız ben bugün bu projeyi hayata geçiremezdim. Her şey sizin sayenizde oldu. En çok teşekkürü, en büyük teşekkürü size ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Bu büyülü dünyaya küçük de olsa bir katkıda bulunmama katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Ha ben seni dinlemeye size düzeldi gibi haber alıyorum. Bunlar çok yardımın. Hemen bir daha bir bakayım da. Allah aşkına kime düzeldi bu? Ona mı düzelmedi bu? Hah geldi. Çok yavaş şu an. Şu an aşırı yavaş. Bir çıkar mısınız oradan? Stok bitirdiyseniz hadi bakalım tahmin edin nasıl kavga çıkacak. Stok bitirdiyseniz bilin bakalım başınıza ne gelecek. Ha tamam işte. Ay vallahi geldi tamam.
Geldi. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim, geldi site. Tam önümde de duruyor şu anda 80. Yemin ediyorum ben bunlardan bıkmışım. Allah çağırsın. Yemin olsun ben bunlardan bıkmışım. Bayılmak. Şimdi kendimi yere bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ağlayacağım şimdi. Ya. Ağlama. Görüşürüz. Ağlamasın. Hepinizi çok seviyorum. Ya ağlama. Çok daha güzel şeyler yapar umarım. Umarım çok daha güzel şeyler yapar. Fenalaşmak. Fenalaşmak, avlamak. Ya çok daha güzel şeyler yapsın gerçekten. Anneciğim o bir mouse. Buna bu kadar şaşırmana gerek yok mu ya? Yine başımın belası geldi. O da oraya atlar mı? Şuradan. Çık şuradan. Çıkıyorsun buradan. Çıkıyorsun gidiyorsun. Çık git. Koş. Delirmek. Bir düzeldi diyor, bir bozuldu diyorsunuz. Bana bakın bak, kavga çıkacak. Efendim buyurun, linki de burada. Eğer siz de kendiniz benim gibi Harry Potter dünyasıyla alakalı olarak böyle çok 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 hevesliyseniz, sihir dünyasıyla alakalı olarak buyurun sevgili Tahan'ın linki. Gerçekten bence çok güzel içerik üretiyor. Yani ürettiği içeriğe ben çok hayranım. Çok da özen gösterdiğini düşünüyorum. Ki ürettiği İçerik aslında böyle dışarıdan görün gibi ucuz bir içerik de değil Tahan'ın içeriği. Çünkü kendisi koleksiyoncusu aynı zamanda Harry Potter'ın. Ben kendisini çok çok takdir ediyorum. Eğer destek olmak isterseniz linkini bıraktım. Hatta bir daha bırakayım. Buyurun.